Bu, sözde Hazreti Yusuf'un kanıyla bulanmış bir gömlekti. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, gerçek şu ki biz gittik, yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin." Allah'ın Hazreti Yusuf'a vahyettiği müjde çok geçmeden gerçekleşti. Kuyunun yakınlarından geçen bir kafile Hazreti Yusuf'u buldu. Ancak onu kurtarırken bir amaçları daha vardı. Onu bir köle olarak satabilmeyi istiyorlardı. Bu yıllarda Mısır ve civarında kölelik sistemi son derece yaygındı. Özellikle de çocuk köleler çok kıymetliydi. Bir yolcu kafilesi geldi. Sucularını kuyuya su almak için gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. "Hey müjde, bu bir çocuk," dedi. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Nitekim amaçlarına ulaştılar ve onu çok ucuz bir fiyata bir Mısırlıya sattılar. Onu satın alan bir Mısırlı karısına, "Onun yerini üstün tut, ona güzel bak, umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz," dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu bilmezler. Hazreti Yusuf'u satın alan aile onu koruma altına almıştı. Onu şefkat ve merhametle büyüttüler. Hatta evlatlık almayı bile düşündüler. Allah her zaman Hazreti Yusuf'un yanındaydı ve tüm bunlarda Allah'ın ona verdiği nimetlerdi. Ve onu bekleyen başka imtihanlar da vardı. Hazreti Yusuf ergenlik çağına geldiğinde güzelliğiyle pek çok kadının dikkatini çekmeye başladı. Hazreti Yusuf'un evinde kaldığı ailenin hanımı, yani Mısırlı vezirin karısı ondan murad almak istedi ve ona gayrimeşru bir teklifte bulundu. Ancak Hazreti Yusuf kadını kesinlikle reddetti. Bunun Allah katında haram olduğunu bildiği için hemen Allah'a sığındı. Hazreti Yusuf'un bu olay karşısındaki tavrı Kur'an ayetlerinde şöyle yer alır. Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak, "İsteklerim senin içindir, gelsene," dedi. Yusuf dedi ki, "Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıtını görmeseydi, o da onu arzulamıştı. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o muhlis kullarımızdandı." Ancak vezirin karısı Hazreti Yusuf'a çok kızgındı ve hiçbir suçu olmamasına rağmen ona büyük bir iftira attı.
kocasına Yusuf peygamberin kendisine kötü niyetle yaklaştığını söyledi ve onun cezalandırılmasını istedi. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Bu sırada yaşanan olaylar Kur'an'da şöyle bildirilir. Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murad almak istedi. Kadının yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa, bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir. Bu cevap, Hazreti Yusuf'un suçsuzluğunun bir göstergesiydi. Kadın, Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmıştı. Bunun anlamı çok açıktı. Hazreti Yusuf, kapıya doğru giderken, kadın arkasından gelmişti. Bunun üzerine vezir, Hazreti Yusuf'un suçsuz olduğunu anladı ve tüm olanların karısının bir düzeni olduğunu kabul etti. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası, doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür, dedi. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Sen de günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Ancak olay burada kapanmamıştı. Hazreti Yusuf ve vezirin karısı arasında geçenler ağızdan ağza dolaşıyordu. Olaydaki suçlu tarafın vezirin karısı olduğu apaçıktı. Bu nedenle de pek çok kişi onu kınıyordu. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dedi. Aziz'in karısı aleyhinde yapılan bu konuşmalardan son derece rahatsızdı. Bu nedenle de bir plan hazırlamaya başladı. Amacı Hazreti Yusuf'a yaptığı gayrimeşru teklifte haklı olduğunu kanıtlamaktı. Çünkü Hazreti Yusuf olağanüstü güzellikte bir insandı. Ve pek çok kadın onun güzelliği karşısında şaşkınlık içinde kalıyordu. Kadın onların düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline önlerindeki meyveleri soymaları için bıçak verdi. Yusuf'a da çık onlara görün dedi. Böylece onlar onu olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz.